konuklarımız, üçüncü günümüzün ikinci yarısına hoş geldiniz. Programımız Kafa Kümeleme isimli sunumla devam edecek. Sunumlarını yapmak üzere Sakarya Üniversitesi öğretim üyelerinden Sayın Yardım Doçent Doktor Safiye Turgay ve Sayın Profesör Doktor Orhan Torkulu sahneye davet ediyorum. Evet arkadaşlar, kaba kümeleme konusu üzerinde duracağız. Kaba kümeleme, kaba küme teorisine ait kavramlar üzerinde biraz durduktan sonra yine kaba küme konusuyla ilgili yine örnek üzerinde durup ve bu programın daha sonraki özellikle yüksek lisans öğrenci arkadaşlarımız için Inductive Logic Programming and Granular Computing konularında kapsayan uygulama örnekleri üzerinde duracağız. Evet arkadaşlar, kaba küme konusu ilk olarak 1982 yılında yani 80 yılların başlarında Pavlov tarafından geliştirilmiştir. Ve kaba küme konusu esasında bulanık mantık konusunda da bildiğiniz gibi belirsizlikleri ele alan bir yapı içerisinde bulanık mantık konusundan farklı olarak daha çok veri tabanları üzerinde, veri tabanlarındaki niteliklerin belirsiz veri içeren niteliklerin seçilerek, indirgenerek anlamlı kural sonuçların elde edilmesinde ve veri madenciliği konusuyla birlikte daha çok kullanım alanı olan bir yaklaşımdır arkadaşlar. Ve diyoruz ki yine bulanık kümelerde de olduğu gibi kesin sınırlamaları kabul etmeyen bir yapı içermektedir. Dolayısıyla bulanık ve kaba kümeler gibi yapılar eksik, yetersiz ve belirsiz bilgileri de içermekte ve bu bilgileri düzenlenerek bir takım süreçler, analizlerle birlikte veri analizinin gerçekleştirilmesi süreci olarak kullanmaktayız. Bu işlemi gerçekleştirmekteyiz. Temel prensip olarak arkadaşlar yine eşitlik sınıfı kavramını kullanan kaba küme teorisinde çok geniş alanlarda uygulama alanı vardır. Bunlara örnek olarak eksik bilgiyle muhakeme, bilgi tabanının indirgenmesi, veri madenciliği ve kural keşfi. Dolayısıyla kısaca diyoruz ki biz veri tabanını kullandığımız her bir alanda kaba küme teorisinde kullanabiliriz. Dolayısıyla günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte büyük veri yapılarının analizinde, işlenmesi sürecinde kaba küme yaklaşımını kullanarak buradan kurallar zincirinin elde edilmesi gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısıyla kaba küme teorisinin eğitim verileri üzerinde yararlı bilginin çıkarımındaki başarısı, veri madenciliği ve veri tabanı üzerine yapılan çalışmalarda da sıklıkla kullanılmaktadır diyoruz. Dolayısıyla kural çıkarımı, sınıflandırma konusunda temel problem olan tutarsız ve eksik bilgiyle uğraşan doğal bir yöntem olarak karşımıza çıkarken kaba küme teorisi bir grup teknikte olduğu gibi veri boyutunu değiştirmez ve sadece burada eksik olan verileri indirgenerek kural çıkarımının gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. O zaman yine diyoruz ki gerçek dünya uygulamalarında eğitim verileri çoğunlukla nicel değerlerden oluşurken nicel verilerle çalışan bir öğrenme algoritmasına da ihtiyaç duyulması kaçınılmaz hale gelmiştir diyoruz arkadaşlar. Evet, bulanık küme kavramı yine nicel veri kümelerinin üyelik fonksiyonu ve sözel terimlerle gösterimdeki basitliği ve yine insanların muhakeme yeteneğine olan benzerliği nedeniyle sıklıkla kullanılmaktadır. Ve bu sebeple kaba küme teorisi ve bulanık kümeleri hatasız bilginin yüksek doğruluk miktarı ile elde edilmesi için birleştirilmesi fikri de ortaya atılmıştır. Dolayısıyla bu iki yaklaşımın birlikte kullanıldığı durumlarda da çok daha gerçekçi, doğru sonuçlar elde edebilmekteyiz diyoruz. Evet, yine kaba kümeler de diyoruz, bilginin keşfi ve veri madenciliği ile birlikte kaba küme konularını ele aldığımız bu çalışmada diyoruz ki öğrenme işlemlerinde yine
Düşük ve yüksek yaklaşım olarak iki tür bölüm oluşturmaktadır kabuk kümeyi ve kabuk küme teorisinin temelini oluşturan kavramlardan düşük yaklaşım yardımıyla kesin kuralları elde ederken yüksek yaklaşım yardımıyla da arkadaşlar mümkün olabilecek olası kuralları elde edebilmekteyiz diyoruz. O zaman kabuk küme teorisinin uzantıları yine geniş veri kümesinin bulunması, donatılmış ve çok etmenli sistemlerde veri madenciliği ve görünüler parçacık hesaplama için yeni yöntemler geliştirilmiştir. O zaman kabuk kümelere ait temel kavramlarda bilgi karar sistemleri, tablolar, indiskernabiliteye fark edilmezlik, yaklaşık kümeleme, indirgemeler ve çekirdek, kabuk üyelik ve öz nitelik bağımlılığı temel kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir veri tabanı karşımıza çıkmaktadır ve bu veri tabanının 7 tane kayıt 7 veriden oluşan ve 2 tane temel niteliğimiz var. H ve LAMS değerlerimiz. Dolayısıyla burada görmüş olduğunuz bu örnekte biz yine karar sistemini gösterirken yine karar kümemizi kabuk küme içerisinde kullanacağımız karar özelliğimizi de bu kümeleme mantığıyla gösteriyoruz. Ve yine karar tablosunda aynı veya anlaşılmaz nesneler birkaç temsil edilmesi durumunda veya eksik veriler oluşması durumunda da ne yapıyoruz biz? Kabuk küme kavramıyla birlikte kümelerin analiz edilmesi sürecini gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla kabuk küme yaklaşımında kullanmış olduğumuz alt küme ve üst küme yaklaşımları yani alt yaklaşım ve üst yaklaşım az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi alt küme yaklaşımıyla kesin net kurallar zincirini elde ederken üst küme yaklaşımıyla ise olası kurallar zincirini ne yapabilmekteyiz ifade edebilmekteyiz. Dolayısıyla küme yaklaşımıyla birlikte B sınır bölgesindeki yine elemanlarımızı da bu şekilde gösterebiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada da yine üst yaklaşım dediğimiz olay yani şuradaki küme elemanlarımız yer alırken alt yaklaşımda ise yine çekirdeğe yani şu kısma yakın olan değerleri ne yapabilmekteyiz, ifade edebilmekteyiz diyoruz. Yine alt değer ve üst değerlerimizi de bu şekilde gösterirsek yine şuradaki şu sarı bölgenin içerisindeki değer bizim alt değerimizi gösterirken yine sarı bölgenin dışındaki yine x kümesini ifade ederken üst sınırımızda ne yapıyoruz? Şu bölümde şu kısımda göstermiş oluyoruz. Evet, yine üst değer ve alt değer yaklaşımlarıyla birlikte arkadaşlar kullanmış olduğumuz niteliklerin yine küme ve gösterim şeklini ifade ediyoruz. Ve yine matematiksel bir takım özellikleri biraz hızlı geçeceğim. Ve direkt olarak örnek üzerinde durmak istiyorum. Yine örnekte de gördüğümüz gibi arkadaşlar toplamda 7 küme 7 tane elemanı olan ve toplamda 4 tane öz niteliği olan 4 tane değişkene sahip olan ve 7 tane kayıt elemandan oluşan bir matrisimiz var ve bu matris içerisinde kuralların elde edilmesi sürecini ele alacağız. Ve bu kurallar içerisinde de diyoruz ki şu göstermiş olduğumuz matriste arkadaşlar x1, x2, x3, x4 elemanlarıyla ilgili x5 ve x6 elemanlarının yine dağılımlarıyla birlikte x2, x3, x4, x5, x6, x7'nin toplamda bahsetmiş olduğumuz bu 4 özelliğin dağılım değerlerini gösteren matrisi biz discernibility matrisi olarak ifade etmekteyiz. Ve bu matris ile birlikte örneğimizde A2 en çok her bir hücrede yer almış olmasından dolayı A2 özelliğini biz çekirdek olarak ifade etmekteyiz. Ve bu çekirdeğin yer almış olduğu değerler x1, x2, x5, x6, x7, x3, x4 ile ifade ederken ve her bir
değişkenin, bu özelliğin yine karar değerindeki yer alış durumunu ise yine şurada x4, x1, x2, x7, yine x3, x5, x6 ile gösterebilmemiz mümkündür. Yine burada benzerlik bağlantısı kullanılaraktan yine düşük yaklaşım ve yüksek yaklaşım değerleriyle birlikte benzerlik ölçülerinin yine burada yer alan formül değerlerini uyguladığımız zaman arkadaşlar yine ve uygulamış olduğumuz sınıflandırmanın kalitesi, sınıflandırma derecesinin niteliğinin yüksekliğini ölçmede de yine kullanmış olduğumuz şu formülle birlikte ne yapıyoruz? Karar kuralını elde edebilmemiz mümkündür. Yalnız bu karar kuralını yine sınıflandırma yaklaşımında benzerlik değerlerinin dikkate alınmasında özelliklerin azaltımında ise kullandığımız discretization metoduyla birlikte diyoruz ki arkadaşlar yine elde ettiğimiz değerlerin inconsistency değerinin bulunmasında yine verilerimizin imputation data ile birlikte değerlendirilmesinde yani şu kısımda yer alan eksik verilerinde dikkate alınarak consistent ve not consistent değerleriyle birlikte değerlendirilmesi sürecinde elde etmiş olduğumuz karar tablosunda iki kurallarımızı da bu şekilde elde edebilmemiz mümkündür diyoruz arkadaşlar. Evet, dolayısıyla bu basit örnekle birlikte esasında diyoruz ki kaba küme konusu aynı zamanda knowledge discovery and data mining konularını birlikte ele alan teknikle birlikte mantık, küme ve olasılık yaklaşımlarıyla birlikte kullanılan bir yöntemdir diyoruz. Ve yine bu kısımda kaba kümeler ve bulanık kümelerle birlikte aynı zamanda deduction, induction ve abduction yani kesinti, indüksiyon ve eksik verilerin analiz edilmesi. Yine stokastik yaklaşımlar, Bayes yaklaşımı gibi yine zerre hesaplama yöntemleriyle birlikte kaba küme tekniklerini de kullanabilmemiz mümkündür diyoruz. O zaman yine kaba küme yaklaşımında biz aynı zamanda küme temelli ikili sayı çıkarsamayla birlikte sezgisel kaba küme tabanlı özellik seçimi ve yine zerre hesaplamalı kural bulma işlemlerini de gerçekleştirebilmekteyiz diyoruz arkadaşlar. Evet, yine kaba küme tabanlı ayrıklaştırma işleminde de yine burada da toplamda 7 tane elemanımız var ve AB özelliklerimiz var. Ve her bir özelliğin değerlerini de ele aldığımız zaman yine 0,8 değerini karşımızda gördüğümüz gibi 0 olarak yine şurada görmüş olduğunuz 1,3 değerini diğer tabloda 1 olarak yine 1,4 değerini diğer tabloda 1 olarak, yine X5'teki 1,4 değerini 1 olarak, yani tam sayı haline getirdikten sonra bir değerlerimizi ve yine bu verilerin geometrik olarak gösterimini bu şekilde gerçekleştirdikten sonra veri kesmelerini ve geometrik gösterimleriyle birlikte ayrıklaştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve A ve B'nin olası değerler kümesini de yine şu şekilde gösterdikten sonra ve bu kümelerin değerlerinin A evrensel kümesi ve B evrensel kümesinin gösteriminde bu şekilde elde edebilmekteyiz. Dolayısıyla ayrıklaştırma işlemi koşul öz niteliklerinin yine değer kümelerinin bir bölümünün yine aralıklara döndürmekle birlikte elde etmiş olduğumuz değerlere ait kurallar kümesinde de arkadaşlar öncelikli olarak ikili değişkenlerin değerlerinin tanımlanması gerekmektedir.
Ve yine bu ikili değişkenlerin değerlerinin tanımlanması sürecinde de yine bu değerlerin kesme noktası üzerindeki gösterimi bu şekilde elde ettikten sonra ikinci adımda ise yeni karar tablosu oluşturulan yeni karar tablosu kullanılarak ikili değişkenleri yine adım birdeki gibi tanımlanması süreci yer almaktadır. Ve bu tanımlanma sürecinde de ise gösterim şeklinde yine x1 ve x2'nin birbiriyle olan bağlantısı x1 ve x3, x1, x5 ve yine her bir değerin değişken değerleriyle birlikte birbirleriyle olan bağlantı noktalarının değerlendirilmesi süreci yer almaktadır. Ve yine ayrıklaştırma formülünde de bu değerlerimizle birlikte kesme noktalarını yine 0, 8 ve 1, yine A kesme noktası 0, 5 ve 1 ve A için yine kesme noktasını 1 ve 2 şeklinde hesaplayabilmekteyiz. Yine tüm farklı çiftler için ayrıklaştırma formülünde bu şekilde kullandıktan sonra üçüncü adımda ise farklı karar sınıflarındaki tüm nesneleri ayıran en küçük P alt grubu bulunarak yine Ball'ın yani ikili önerme formülü tanımlanabilir şeklinde şu şekilde oluşturabilmekteyiz diyoruz. Sonuç olarak arkadaşlar yine görmüş olduğumuz şu temel veri tabanı değeri, temel tablomuzdaki değeri ne yapabilmekteyiz? Şuradaki bulanık kaba küme kavramı ile birlikte elde etmiş olduğumuz değerlerle birlikte şu sonucu elde edebilmekteyiz diyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda biz bu kaba küme kavramı ile birlikte yine sezgisel amaçlı kaba küme yaklaşımları, yine zerre hesaplamalı kaba küme kavramları ile birlikte kural tabanlarını, kural zincirlerini elde edebilmekteyiz. Özellikle arkadaşlar yüksek lisans ve doktora yapacak olan arkadaşlarımıza, arkadaşlara tavsiyem özellikle günümüzde büyük big data konusuyla birlikte bu verilerin işlenmesi, analiz edilmesi, bununla birlikte kullanılan her bir uzman sistem ya da karar destek sistemleriyle birlikte günümüzde her yerde artık bir veri tabanı yaklaşımıyla birlikte bu verilerin işlenmesi, analiz edilmesi sürecinde yine kaba küme konusu çok daha popüler hale gelecek ve kullanım alanı daha geniş hale gelecektir. Dolayısıyla bu kavram önümüzdeki günlerde daha popüler hale gelecek bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır diyoruz arkadaşlar. Evet, ben programdaki yoğunluktan dolayı özellikle sabah programdaki aksama uzun gecikmelerden dolayı biraz benim sunumum öğleden sonra sarktığı için sunumu biraz özet halinde gerçekleştiriyorum. Fakat daha detaylı bilgiler, bu konuyla ilgili detaylı bilgiler bu sunumda vardır. Dolayısıyla daha fazla detaylı bilgi yine bu sunumdan ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorusu olan arkadaşlarımız da her zaman için kendileri ulaşabilirler ve sorularını sorabilirler diyoruz arkadaşlar. Sayın Yardımcı Doçent Doktor Safiye Tur Bey'e sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Kendisine teşekkür belgesi takdimi için Doçent Doktor Yılmaz Uyaroğlu'nu sahneye davet ediyorum.